Günaydın. Günaydın. Bugün erken açtım size. Yani şeyden önce açmaya çalıştım. Online dersten önce de böreklerim yandı. Onları hemen bir çıkarmam lazım. Gül böreği kızarttım. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı aşaması çekiyorum size. Diyormuşum. Yok yok. Alışverişe çıkılması lazım. Soframda hiçbir şey kalmadı. Peynirim bile yok yani, düşünün. O yüzden elimdekileri değerlendiriyorum. Şimdi dolabı azaltıyorum, bitiriyorum. İyi ki de dolap dedim, aklıma şey geldi. Tavuk göğsüm vardı. Onu çıkarayım, şey yaparım. Körülü tavuk yaparım bugün için. Tavamın da etrafı yağlanmış. Onu bugün cifli bir güzel. Aferin aşkıma, benim bebeğime günaydın. Elini yüzünü yıkamış, dişini fırçalamış. Online dersi başlayacak oğlum. Biz şimdi oturup kahvaltı yapacağız. Babası da aşağıda odun getirmiş kayınpederim. Ona yardıma indi. Ha, dediğim gibi peynirim bile yok. Böyle işte ne kaldıysa onları çıkardım. Kahvaltımızı yapacağız. Bugün belki alışveriş çıkarız. Aslında geçen hafta cumartesi çıktık alışverişe. Tam bir haftayı geçmeden alışverişe çıkmamaya çalışıyorum. Saçım başım da dağınık ama böyle kalın eşofman takımımı giydim. Sabah biraz üşüdüm gibi geldi bana. Ama hava güzel bugün, 20 derece. Ben yine de sobamı yaktım. Efendim aşkım? Birazcık bekleyebilir miyim? Sen babana seslen. Baba kahvaltı hazır de, gelsin karnımızı doyuralım. Olur mu? Sonra derse girelim. Sonra çıkalım, babam bizi kemere götürsün. Olur mu? Anne. Ha canım. Bardakları da koyayım. Buralarını pişirin. Hayırlı cumalar bu arada. Sigara böreği şey. Gül böreği kızarttım. Gel bak. Peynirli seversin. Ha aşkım. Sen çayı hazırlayana kadar ben de tablet izleyeyim. Tamam. Çay hazırlayana kadar izleyebilirsin. Bak orada. Tamam. Ama babana da seslen kahvaltı hazır diye. Tamam. Sana da ılık çay yapacağım. Baba! Ne anlatıyordum? Aslında bir hafta geçmeden alışverişe gitmemeye çalışıyorum. Bütçemi ona göre ayarlıyorum. Bir de rutin oturtuyorum böyle haftada bir market alışverişini. Aslında bu hafta pazara da gidilmesi lazım. Buranın semt pazarını bekleyeceğiz mecbur. Daha erken gidemeyiz. Baba! Bugün yani şey, buraya en yakınını bekliyorum diyeyim size. Bugün temizlik çok bir şey yapmayacağım. Evi toparladım şöyle bir. Tamam canım. Evi toparladım şöyle bir. Sadece yatak odamı toparlayacağım. Kahvaltı masamdan çıkanları toparlayacağım. Bulaşık makinem dolu. Onu boşaltmam lazım. Bugün Müge'yi izlemiyorum. Farklı bir kanal açtım. Kanal D'yi açtım. Hayatta neler oluyor hayatta ama öyle bir program var. Magazin programı. Onu dinledik sabah sabah. Ha ne oldu? Tüpüm bitti sabahın köründe. Ben aslında kahvaltım bu kadar geç saatte kalmazdı. Çayım kaynasın da. Tüpümün de altını şeyine... Kağıt serdim, böyle yağlanıyor ya, yağlarımı falan da oraya koyuyorum. Göstereyim hatta size ben. Şimdi şurası benim tüp bölümü, şeye, ocağıma en yakın olan yerde. Tabi netlerse. Burada işte unmuş, zeytinyağıymış, sıvı yağmış, reçellerim, tahin, pekmezim. Bu tarz şeylerimi bekletiyorum. Niye böyle oldu bu ya? Neyse, anladınız siz. Burada soğan patatesim var. Tüp bölümümde, burası hepsi ağzı kapaklı olduğu için hani tüpün yanında zararlı diyebilirsiniz ama gerçi su sebzelerimi bırakmamam lazım. Efendim aşkım, tamam tüp kaçağı kokusu falan yok ama yine de onun için bir yer ayarlamam lazım. Ha canım. Tamam aşkım, sen de gel, kahvaltı hazır. Kahvaltımızı yapalım. Telefon çok bulandı. Şurada çatallarına bir kahvaltı için. Hayırlı cumalar bu arada. Demiş miydim bilmiyorum da. Zahter çıkardım yine. Ay, çayım bitmiş. Tavamı görüyor musunuz? Etrafına siyah katlanmış şey olmuş. Onu bugün ciflerim bir güzel elimde. Çaydanlığımı dün yıkadım. Gene aynı leke. Her yer şey. Günlük çaydanlık yıkamazsan vallahi perişan oluyoruz. Neyse, şu kadar bize yeter. Biraz demin alsın. Bize de afiyet olsun. Arasını dersi bitti. Aslılar geldi. Koşa koşa şimdi onları çağırmaya gidiyor. Ben şu diziye takılıp kalacağım. Yoksa benim çoktan mutfak işim bitmiş olurdu. Ben o yüzden kapattım televizyonu. Şimdi şu bulaşık makinemi boşaltıyorum. Şunları yerleştireyim. Eltim şey getirmiş sağ olsun. Difrizden. Bu ne acaba? Mantıya benziyor. Sanırım ev mantısı. Anne, dışarı bir su, hem soluktu, hem de ses vardı. Evet, iyi yaptınız. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk.
Oy oy oy, sizin sevincinizi yerim ben sizin. Hadi koşun oyuncak odasına, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben ödevimi çalıştım çünkü. Tamam ama çok dağıtmadan şu arasın, saçların artık kesilmesi lazım. Ben yalnız okula gideceğim artık. Şey var. Pazartesi okul var artık, biliyorum. Ama evet. Çok iyi bir şey var. Parti yapacaksınız. Hayır. Neymiş? Partide havuz var. Havuz mu? Evet. Bu soğukta ne havuzu Aras? Havuzu hazırlamışlar. Şimdi değil. Balon havuzudur o. Ne? Balon havuzudur belki o. Yok yok, o değil. Şey, normal havuz yüzmek için hazırlamışlar. Tamam, oyuncaklarınızı çok dağıtmayın. Dağıttığınız geri toplayın. Anlaştık mı gençler? Aslında seni çok özledim. Ha, ne diyordun? Filme, diziye takıldım kaldım. Şurayı kapatayım. Evim hazır ısınmışken her yerden de ses geliyor. Uf, ağaç kesiyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Bunları boşaltıyordum da. Şurada gel canım. Eltim gelmişken ona soralım nedir bu diye. Gel kuzum, gel gel. Soru anlatıyordum benimkilere de. Bu getirdiğim mantı mı? Mantı. Heh, üstteki değil mi? Heh, eline koluna sağlık. Elticiğim. Bu arada hoş geldin. Ne haber? İyidir. Nasıl gidiyor diyet? İyi, güzel gidiyor. İyi, bir yüzünden belli zaten, biraz soğumuşsun. Güzel. Ne var, bunları kendin mi yaptın şimdi? Erişteyi de kendim yaptım, mantıyı da. Oh, eline sağlık. İnce de bizim köyün inceyi. Oh, mis mis mis. Bunlar reçel de yapabiliriz değil mi? Kahvaltıda da yiyebiliriz. Doğru, reçel. Bunları difrizde mi muhafaza edeyim? Difrizde mi muhafaza edeyim? Yok ya, kavanoza koy. Kavanozda olur mu? Hah, bunu koyayım tabii. Onu geri buzluğa atıver, çıkaracağım zaman. İyi, kahvaltı yaptınız mı? Yaptım. Tamam canım. Ben şu mutfağımı toplayayım, o zaman çay içelim ya da kahve yaparız. Tamam. Doğan da geldi mi? Aşağıda mavuzu kesiyorlar. İyi, şahsızı tamam. Şahsızı göndermedim ağlamadım. Şunu da çıkarayım bu arada, unutmuştum. Bu abiye sorduk, bilmiyorum. Canlı ders yapıyorlar. Size şeyi gösterecektim şöyle. Aslında geniş kameralı açıyla göstersem daha iyi anlayacaksınız da, şöyle neyse çekmiş oldum artık. Bu koltukları biraz daha bu tarafa çektim. Şu arayı biraz daha büyüttüm. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle. Ara sessiz olur musun oğlum? Görümcem geldi de o da beğendi. Eltim de beğendi. Güzel olmuş böyle, daha ferah oldu diyor. Şu çiçeğime de kayınvalidem sehpa ayarlamış aşağıda. O sehpayı yıkayacağım, yükselteceğim bunu. Daha önce de söylemiştim ya, biraz daha yükselmesi lazım ki. Alt kanatları görüyor musunuz? Aşağılara doğru artık veriyor. Ben de misafiri çalıştırıyorum. Eline sağlık canım. Kahveleri hazırlıyor bize. O çok güzel Türk kahvesi yapıyor çünkü. Görümcem de tişört getirmiş. Birkaç tane kendisine büyük gelen. Seviyorum böyle bir açık renk tişörtleri giymeyi evde. Bir tane böyle baskılı. Şöyle kadın figürlü. Aa, şunun rengi çok güzelmiş. Aa, bunu çok beğendim. Bunu bugün giyerim belki. Bizim beyler aşağıda çalıştığı için odun yapıyorlar. Odun kırıyorlar, odun kesiyorlar. Biz de hanımlar yukarıdayız çocuklarla. Ay, bunun renkleri çok güzelmiş. Şezlonglu. Tam sahil şeyi. Sahil tişörtü. Bir tane de böyle. O sarışın olduğu için çok açık renkler bana gelmiyor Nigar diyor. Aa, bu atlet de çok güzelmiş. Sağ olsun. Şöyle atlet getirmiş. 3 tane. Bugün herkes bana eli kolu dolu geliyor. Ha Esma? Aynen öyle. Eltim giyecekler getirmiş. Görümcem giyecek getirmiş. Allah hepsinden razı olsun. Hava sıcak, soba yanıyor da. Pencereyi de açtım bir yandan havalansın diye. Vallahi misafiri çalıştırıyorum ya. Hakkını helal et canım benim. Helal olsun hocam. Vallahi. Yanına da incir koydum böyle. Elticiğim diyette olduğu için lokum falan istemedi. Helva falan istemiyorum dedi. Ben dedim doğal doğal şeker en azından. Hurma olsa hurma daha güzel olurdu da. Neyse, kayısın şeyim vardı. Afiyet olsun canım benim. Senin de eline sağlık. Sana da afiyet olsun. Biz keyif yapıyoruz. Saat bu arada kaç oldu? 2'ye daha çeyrek var. Daha erkenmiş yemek için falan. Şörtleri koyayım da. Biz biraz laf. Çocuklar da yatağın üstüne zıplamışlar. Yastığı bir tarafta, örtüsü bir tarafta. Önemli değil. Yeter keyifleri iyi olsun da. Bizim beyler işlerini bitirdiler. Sağ olsunlar, haftanın son günü diye bizi dışarı çıkardılar. Çocuklarımızı da aldık. Şöyle bir çıkalım dedik de her yer insan dolu. Sezon artık yavaş yavaş başlamış galiba, belli yani. Arabayı park edecek yer yok. Azıcık şöyle yürüyelim, nefesimiz açılsın dedik. Bir de burger falan alırız belki çocuklara, oturup yiyebilecek bir yer bulursak. Şu
daha önce belki çekmiştim vloglarımda. Bu Burger King'in ortasında böyle bir büyük çocuk parkı vardı. Kullanım ortak kullanım yeri. Havuzlar vardı, bilmem neler vardı. Tam böyle sahil turizmin göbeğinde. İşte belediyeyi sayacağım olmayacak, şikayetlerimizi de bildiriyoruz. Yani buna ihtiyaç yoktu. O kadar temiz güzel parkımız vardı ki her sene işte gider gösterme amacına her yeri böyle kazıyorlar, döküyorlar, saçıyorlar. Yani yaptıkları şey eski halinden de daha güzel olmuyor yani, emin olabilirsiniz. Neyse, Allah'tan şu bölümü ellememişler de bir çocukları çıkaracak bir yer kalmış. Aynı şeyi bizim oranın parkına da yaptılar. Çocuk parkını yıktılar. Yerine de çocuk parkı falan da koymadılar. Yani işte belediye oyları toplamaya gelirken bin dünya vaat. Neyse, çok siyasete girmek istemiyorum ama böyle şeylere de sinirleniyorum yani. Gerçekten çocuklarımızı böyle eşlerimizi alıp da çıkacak iki yer bırakmıyorlar insanlar. Efendim canım. Bu ne yapıyormuş? Her şeye bak, bunlara elini sürüyorsun. Benim yanımda ıslak mendil yok. Neyle sileceğiz? Ne yapıyormuş bunlar? Bu senin karın kaslarını çalıştırıyormuş. Ben de yapıyorum. Göbüşünü çalıştırıyormuş yani. Ben de yapıyorum. Siparişleri verdik. Beyler siparişleri alacaklar. Biz de dışarıda burada bekliyoruz. Hamburgerlerimizi falan yiyelim dedik. Ondan sonra zaten şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Orada oturacak yerler var. Bugün de hava güzel ya. O kadar kalabalık ki herkes dediğim gibi dışarı çıkmış. Yasaklar olacağı için herkes şimdiden güneş depoluyor. Bıcırıklar. Keyifler nasıl? Bende değil onlar şu anda. Komple yeri yürüme parkı. Sahile indik vallahi, yerimiz çok güzel. Yemeklerimizi yedik. Özel menzo kiralama yeri vardı orada. O duruyor. Şurası yat limanı, marina. Çocuklar taş atıyor denize. Deniz çok durgun. Hava güzel ama sıcacık. Şurada bir tane adam var, denize girdi. Demek ki insanlar alışkın. Bize göre soğuk su, şu anda giremeyiz yani. Kış sayılır hala. Elindekini taşıma oğlum. At denize, gideceğiz birazdan. Yürüyeceğiz yani, demek istediğim. Oğlum babası tıraş etti. Duş aldık. Anne, aşkım. Hadi gel. Gel. Tamam. Yusuf sobayı yakıyor. Biz şu arasında oyuncaklarını bir toplayalım odasında. Ne söyle ya? Tamam, söyleyeceğim. Önce kuralımızı yapacağız. Yeni oyuncaklarımızı söyle. Toplayalım. Hadi gel. Yeni. Çok güzel bir gündü. Ben de duşumu aldım. Yıkamı geri giydim üstüme. Aşkım. Terasta birazcık da oturdum. Nerede? Saçımı kurutacağım. Aras'ın saçını da kurutalım. Nasıl olmuş Aras'ın tıraşı? Nerede? Aras, ama söylediğim kurala uymadığın zaman nasıl ben sana istediğin şeyi verebilirim? Ben toplayacağım. Hadi getir o zaman. Bekliyorum. Sen de söyle. Vallahi akşama ettik. İyi gezdik ama, çocuklara değişiklik oldu. Azıcık gezdiğimiz yerleri size çekmeye çalıştım. Sahile indik kemere. Ondan sonra dışarıda da yemeğimizi yediğimiz için, burger yediğimiz için şimdi karnımız tok. Akşam yemeği
Çekiyorum canım. Akşam yemeği telaşım yok ama yine de tavuğumu çıkardım. Onu biz böyle bir sotelerim. Acıkırız çünkü daha saat erken. Yani akşam yemeği yemek için şu an derken. Şimdi perdelerimi çektim, güneşliklerimi. Of, Yusuf da duşa girecek. Dediğim gibi iyi geldi. Şimdi sizinle konuşmak istiyorum kapanış yapmadan önce. Kanalımın durumu ile ilgili, gidişatı ile ilgili şöyle bir konuşalım. Çünkü bunu bilmeye hakkınız var. Paniklemeyin. Hemen kötü haber yok. Şimdi ben size vergi dairesine gittiğim zaman bir şey söylemiştim. Demiştim ki önümüzdeki 2-3-4 ay takip edeceğim kanalımın ilerlemesiyle, büyümesiyle ve kazancımla alakalı olarak bir karar alacağım ve kanalımı ona göre devam ettireceğim. Tabii ki bu kararı almak için henüz erken. Ben o videoyu çektikten sonra iki kere benim şeyim Google Play Store'da Google AdSense'dan hesabıma para yani 2 ay boyunca para kazandım tabii ki ama hesabıma parayı aktarmadım. Demiştim ya hani belli bir baraj koydum şu anda para kazanmam pasif diye. Yani hesabıma para aktarılmıyor ama Google'da bekletiliyor. Şimdi bu ay bu ay 300 TL'ye yattı. Ondan önceki ay 550 TL'ye yattı. Şimdi aralarda o kadar büyük bir fark var ki karar veremiyorum. Hani 550 benim için tatmin edici bir rakam. Bu da demek oluyor ki kanalım büyüyor, izlenmelerim yükseliyor ve ben bu yola devam edeceğim. Hani gideceğim, vergi mükellefi olacağım ve kanalımı kapatmayacağım demek oluyor. Ama 300 TL'lik bir rakam asla ve asla beni tatmin etmiyor. Daha doğrusu bu benim cebime giren parayla alakalı bir durum değil. Benim kanalımı eğer devam ettireceksem, vergi mükellefi olacaksam bu ayda gelen 300 TL ile asla giden masrafları karşılayamam. Giderleri karşılayamam. Bunun muhasebe ücreti var. Bunun her ay defter tasdik yılda bir kere yapıyoruz ama aya böldüğümüz zaman ayda 50 TL oraya gidiyor. Ondan sonra her ay beyanname ücreti var 60 TL. Yani benim en az yine de 500-600 TL hesabıma para yatması gerekiyor ki benim kanalımı devam ettireyim. Bunun da %38 KDV'si var. Yani devletin kestiği bir KDV var. Ondan dolayı şu anda çok gelgitliyim. Yusuf'la konuştum. Yusuf diyor ki kapat. Hani çok streste yapma. Şimdi artık sezonumuz başlıyor. Gelir için yapıyorsan hiç ihtiyacımız yok. Dedim gelir için yapmıyorum. Kendim anı biriktiriyorum. Hoşuma gidiyor. Dijital bir günlük yapıyorum. O zaman devam ettir. Paranı dediği gibi yine hesabına aktarma. Beklet dedi. Şimdi ama vergi mükellefi olmak için şu anda kazancım benim yetersiz. Hani dediğim gibi 550 geçen ay yattı. Ben bir ümitlendim dedim. Ha önümüzdeki ay biraz daha yükselir. Bu da demek oluyor gider hemen vergi mükellefi olurum. Vergimi vermeye başlarım. Paramı da hesabımı almaya başlarım. Ama param şu anda duruyor dediğim gibi. Cepime girmedi kazandığım 2 aylık para. Google'da bekletiyorum. Ve bu da kesinlikle hani 300 TL beni gidecek olan bu giderleri vergiyi çıktıktan sonra elime hiçbir şey kalmayacak. Bu durumda da yani bu kadar emek etmenin şey yapmanın da bir anlamı yok. Ama bir diğer taraftan da şeyi var. Duygusal boyut var. Manevi yönü var. Beni çok çekiyor. Kanalı devam ettirmemde. Sizleri kazanıyorum dediğim gibi. Günlük dijital bir günlük biriktiriyorum bu platformda. Anılarımı biriktiriyorum ve benim için çok iyi oluyor. Çok iyi geliyor bana bu. Sizler bana iyi geliyorsunuz. Sizlerle yorumlaşıyoruz. Yazışıyoruz. Instagram'da işte tanışıyoruz. Ailem büyüyor. Zaten büyük bir hedefim yok benim YouTube'da hiçbir zaman da olmadı hani şöyle 140 milyon 140 bin olacağım 150 bin olacağım milyon olacağım falan böyle bir hedefim yok çünkü çok sıra dışı bir kanalım yok öyle söyleyeyim şu anda her ev kadının çektiği içerikleri çekiyorum ev yemeği işte menüler temizlik makyaj bakım bu şekilde çok aman aman böyle içeriklerin farklı olmadığı için de çok büyük bir hani hedefim yok kanalın büyümesiyle alakalı. Ama tabii ki sevilip tutulan kanallar da var. 1 milyon olan da ev sadece ev logo çekerek. Dediğim gibi bunlar işin başka bir boyutu ama benim size söylemek istediğim şey şu. Şu anda gerçekten çok kararsızım. İkilemdeyim. İlk ay bu kadar hani bana göre yüksek yatması, ikinci ayda bu kadar düşük yatması çok böyle beni ikilemde bırakıyor. Şimdi bir iki ay daha takip edeceğim. Bir iki ay daha veriyorum kendime ve YouTube'a. Bakacağım. Kanalım da şu anda yavaş yükseliyor. Hani izlenmelerim aboneme göre gayet güzel. Hani
%75'i izliyor. Kanalımda abone olanların %75'i her zaman beni izliyorlar. İzlenmelerin, yani abone sayıma göre güzel gidiyor. İstatistiklere baktığım zaman kanal yükselişim de bir yıldır gayet güzel gidiyor, yükselişte. Yani bu demek oluyor ki evet, kendi masraflarını ilerleyen aylarda çıkaracak. Ondan dolayı ben 2 ay daha vermeye karar verdim kendime. 2 ay daha günlük vloglarımı devam edeceğim, aksatmayacağım. 2 ay sonra da artık gerçekten, hani ben bir şey de yapmak istemiyorum. Para cebime girmesin. YouTube'da yıllık biriksin, o da YouTube geri alsın onu. Ben hiç vergi mükellefi olmayayım. Sadece kendi kendime vlog çekeyim, vlogları paylaşayım. Ama hiçbir şekilde maddi akışı olmasından da yana da değilim. Sonuçta ben de bir emek ediyorum. Bu beni motive eder. Ben çektiğim paraları da geri YouTube'a yatırmak istiyorum. Kameramı almak istiyorum. Telefonumu büyütmek istiyorum. Daha farklı içerikler size çekmek istiyorum. Ondan dolayı da alışveriş vlogları seviyorsunuz. Kombinler seviyorsunuz. Bunları almak istiyorum. Ve YouTube'dan kazandığımı kesinlikle YouTube'a yatırmak istiyorum. Kesinlikle ekstradan kendime ihtiyacım olan bir eksiğimi karşılamak istemiyorum. Ondan dolayı da dediğim gibi 2 ay daha şans vereceğim. İşin özü, lafı, uzun lafın kısası. Bakalım, hani çok dediğim gibi dengesiz bir gelir olduğu için 2 aydır karar da veremiyorum. Hani 2 aydır böyle 200-300 olsaydı derdim tamam ya, bu böyle gidecek, hani gerek yok, değmez. Ya da 2 aydır 550-600-700 gitseydi derdim ki hani gel yükseliyor, buna değer, devam et ve vergi mükellefi ol. O yüzden şu an tam karar veremedim ama vergi mükellefi olmak için kesinlikle o paranın cebinize girmesi lazım. Hepsi hesabınıza aktarılması lazım. Ben tekrar söylüyorum. Benim hesabıma para aktarılmıyor. Ben onu pasifleştirdim, dondurdum. Sadece Google AdSense'da benim param birikiyor. O da bir yılı aştıktan sonra Google AdSense, ben o parayı çekmezsem geri siliyor, sıfırlanıyor. Böyle de bir durumu var. Siz de biraz, size de böyle bir açıklama olsun. Bunu araştıran, özellikle bu başlıkları atacağım ki Google parasıyla, YouTube parasıyla, kanalla ilgili başlıkları atıyorum ki çünkü araştıranlar da bilgi sahibi olsun, onları da aydınlatma yönünden, hem de sizlere bir açıklama olsun yönünden. Yani kanalla ilgili durumumuz şimdilik böyle. Ben çok zevk alarak, çok beğenerek çekiyorum. Asla dediğim gibi maddi bir beklentim olduğu için çekmiyorum. Sadece kendi kendine en azından döndürsün. Kendi muhasebecisiymiş, işte vergisiymiş, kendi masraflarıymış. Bunları döndürse inanın bana yetecek. Benim Allah'a şükür, daha önce de söyledim. Maddi bir beklentim, hani aman kiramı ödeyeyim, elektrik faturamı, su faturamı, mutfak masrafımı YouTube'dan gelen parayla ödeyeyim diye bakmıyorum bu işe. Gerçekten buna inanın. O yüzden ihtiyacım da yok benim aslında bu kanalı devam ettirip ettirmem. Ama bu benim tamamen manevi şeyim. Seviyorum sizleri. Gerçekten bu bende artık bir hayat felsefesi oldu. Hayat tarzı oldu. Vlog çekiyorum. Yani hayatımı paylaşıyorum sizlerle. Bundan hoşlandığım için de bunu yapmaya dediğim gibi devam edeceğim bir süre. Şu önümüzdeki birkaç ayı daha bir atlatalım. Ondan sonra her şey zaten eninde sonunda belli olacaktır. Ona göre de bir karar alacağım. Ha, eğer yükselmezse ne yaparım? Gelir yükselmez, kanal büyümezse ne yaparım? Ha, kanal yükselmezse, gelir gideri karşılamazsa bunda ne yaparım? Kanalı kapatır mıyım? Onu da bilmiyorum. İnanın bazen böyle esiyor. Hani diyorum ki Nigar, hani vergisini ödemedikten sonra bir kanal büyütmenin de bir anlamı yok diyorum. Ama vergisini karşılamadıktan sonra da, ya bilmiyorum, çok değişik duygular açıkçası ama şimdilik güncel durumum böyle. O yüzden sizinle bunlar konuşuyorlar, benim dikkatim dağılıyor. Neyse, artık vedalaşacağım. İnşallah demek istediğim şeyi gayet güzel anlatmışımdır ama şimdilik sizlerleyim. Hiç paniklemeyin. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumda görüşürüz. Bay bay.